Engin Ardıç. Onlar biraz daha eşittir. Magazinci olsam çoktan isim takmıştım bile. Skandalların kadını. Gamze Akkuş il gezdi. Ataşehir'in belediye reisi Battal İlgezdi'nin eşi. Aynı zamanda CHP milletvekili. İlgezdi ailesi İmamoğlu gibi yüksek perdeden atıp tutmuyor, sessizce iş bitiriyor. Gamze Hanım çok solcu bir hanım. Sağ elini göğsüne bastırıp sol yumruğunu kaldırarak selam veriyor. 1, 2, 3 daha fazla Vietnam. Ernesto'ya bin selam. Tesadüfe bakın. Battal Bey de Ekrem İmamoğlu gibi solcu mu solcu bir inşaat müteahhiti Tam 17 apartman dairesi varmış. Bunları kızının ve eşinin üstüne yapmış. Ayrıca 30 dairenin de akrabalarının üstüne olduğu söyleniyor. Solcu İlgezli ailesinin mal varlığı alçak yönlü bir tahminle 17 milyon lira. Gamze Hanım çok solcu olduğu için kendisine birçok yerde ayrıcalık tanınmasını istiyor. Hani ben sıradan bir konuk değilim diyen ve zıt fikirler öne sürülmesinden hoşlanmayan Demokrat İmamoğlu gibi. Bunlar iyi ki solcu. Ya bir de sağcı olsalar ne halt edecektik? Gamze Hanım saçını yaptırmaya gitmiş. İyi ki 60'lı yıllarda hayatta değilmiş. Yoksa burjuva zevklerine sahip olmakla suçlanacaktı kendi mahallesinde. Fakat sıra beklemek istememiş. Eh kocası koskoca başkan. Kendisi de koskoca saylav. Geldiği yer kamutay. Bunlar bir yerlere başkan oldukları zaman kendilerini devlet başkanı olduk sanıyorlar. Manikürcü o sırada başka bir müşteriye baktığı için Gamze Hanım sinirlenmiş. Kuaför salonunu terk etmiş. Kuaför de belediye tarafından mühürlenmiş. Bu Gamze Hanım'ın ilk vukuatı değilmiş. Daha önce de kuaföre hep randevusuz gider ve hemen ilgi beklermiş.'' Bakmadıkları zaman olay çıkarırmış, akabinde dükkan mühürlenirmiş. Gamze Hanım, ülkede kadınlar ve çocuklar için yapmak istediğim çok şey var. Ben insanlığa hizmet etmek istiyorum diyor. Kadınlara kuaförlerde sıra beklemenin faziletini öğreterek işe başlayabilir. Ne yazık ki böyle şeyleri köy enstitülerinde ders alarak okutmadılar. Halk TV adında CHP militanlarından başka pek kimsenin izlemediği küçük bir kanal var. Parası yok, işleri kesat. Geçenlerde 2 milyon dolar gibi o sektörde komik bir paraya yurt dışında yaşayan bir iş adamına satıldı. Pardon erkek iş insanına. Bunlar da adam başı 3 bin liraya bilet satmışlar düzenledikleri dayanışma gecesine. Otelle adam başı 160 liraya anlaşmışlar. 2840 lira televizyona kalıyor. Umutlarını paylaşmak için 3'er bin lirasını kestikleri insanları o gece aralarında görmek istemişler. Aynı zamanda 2020'ye merhaba gecesiymiş bu. Üstelik Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener gibi devlet büyüklerinin canlısını görmek imkanı da doğacakmış. Daha ne? Fakat umutlar paylaşılamamış, yeni yıla da selam sarkıtılamamış. Çünkü gece yapılmamış. Paralar da iade edilmemiş. Keleğe gelen CHP ileri gelenleri şimdi kıyameti koparıyorlar. Ne ağlıyorlar? Dandik bir kitaba 2500 lirayı gözünü kırpmadan bastıran, halkın televizyonuna da 3000 lira gömmüş çok mu? Ah ah! Atatürk hayatta olacaktı ki. Düzeltme ve özür. Kral Edward'ın Prens Harry'nin annesinin amcası olduğunu yazmıştım. Kalemim sürçmüş. Doğrusu elbette babaannesinin amcası olacaktı. Önemli bir konu değil ama gene de özür dileyerek düzeltiyorum.''